Nasıl? Sürprizimi beğendin mi? Kemal. Yoksa bu ev. Hey. Bizim. Ama nasıl? Gel hadi. Muhsin Usta'nın bir arkadaşının evi burası. Bir senedir kiraya veremiyormuş. Evi görenler masrafı çok diye tutmuyorlarmış. Sağ olsun çok az bir kaporaya 2 ay beklemeye razı oldu benim. 2 ay sonra kirayı verip taşınıyoruz Gül'le. 2 ay sonra taşınıyor muyuz? Nüfus kağıdına göre 2 ay sonra 18'ine basmış olacağım, unuttun mu? Sonra gelir isterim seni babandan. Baktım vermiyor, kaçarsın bana. Basarım nikahı. O zaman ne baban, ne abin Hamza, ne kanunlar. Kimse engel olamaz bize. Tepki bulmuş kardeşim. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Nasılsın Kemal? İyiyim, sen nasılsın? İyi. Vallahi ev çok güzelmiş ha. Güle güle otur. Sağ ol kardeşim. Abi zarf da sana geldiydi. Abi bunu bir getireyim dedim. Boşanma davası. Bu hafta görülecekmiş. Hadi hayırlısı. Sağ olasın. Hadi ama boş durma. Hadi. Fırça orada. Ben daha bu duvarı boyayayım mı? Olur. Pencereyi boya. Al fırçayı. Kemal. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sana bir şey söylemek istiyordum. Ahmet burada olduğunu söyledi. Bir şey mi oldu? Evet. Orhan. Ölmüş. İskenderun'da yanmış bir arabanın içinde cesedini bulmuşlar. Tıpkı anam gibi öldü desene. Hak yerini buldu. Evet. Buldu. Ben de kurtuldum. Artık onunla nikahlı değilim. Neyse. Bunu söylemeye gelmiştim. Kolay gelsin. Güllü. Ben de sana bir şey diyeceğim. Neymiş? Halide'den boşanıyorum. Mahkeme bu hafta. Halide'nin evine de bu meseleyi görüşmek için gitmiştim. Bana açıklama yapmaya mecbur değilsin.
Sen de değilsin. Ama bak buraya kadar geldin. Ben gideyim. Küllü. Artık her şey bambaşka olabilir. Artık her şeyi geride bırakabiliriz. Bu evi tuttuğumda aklıma ilk ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Sen. Sen geldin. Eskiden kurduğumuz hayaller geldi. İki odalı küçücük bir ev. Hatırladın mı? Hani sen dikecektin perdeleri. Yine sen diker misin perdeleri? Bilmiyorum Kemal. Bilmiyorum. Bir şey söylemeyecek misin? O vakitler hayallerimizin gerçek olması imkansızdı. Ama şimdi belki de mümkündür ha. Söylesene Güllü, mümkün müdür? Bilmiyorum Kemal. Bilmiyorum. Güllü, sana bir defa sordum. Şimdi bir kez daha soruyorum. Çiftliği bırakıp buraya, benim yanıma gelir misin? Yapamam Kemal. Anla beni ne olur. Benden böyle bir şey isteme, yapamam. Neden? Bana bir tane neden söyle. Oğlum. Onun istikbali her şeyden önemli Kemal. Bunu benden bir daha isteme çünkü yapamam. Haklısın. Olmayacak hayallere kapıldım. O zenginliği bırakıp bana gelmeni mi beklemem haksızlık. Mesele bu değil Kemal. Anlasana. Sen gel o vakit. Ne? Sen gel dedim. Al beni. Evlenelim. Çiftlikte yaşayalım. Kalk gel. Sen ne dediğinin farkında mısın Güllü? Asla böyle bir şey olmayacak. Ben o çiftliğe gelmem. Diyeceğim bu kadar mı? Bu kadar. Peki. Daha fazla konuşacak bir şey yok o vakit. Öyle kalmadı. İyi. İyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.